5-111 dersine hoş geldiniz. Bugün size dersi ve bu dersi verecek olan öğretim üyelerini tanıtacağım. Başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Bu ders büyük bir web çalışması olan açık ders malzemelerinin bir parçası olacak. Şu anda bir duyuru yapmak zorundayım. Eğer ön tarafa gelip derse katılmak isterseniz bilin ki kameralar ile kayıt altına alınacaksınız. Yüzünüzü gizlemek istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Ama lütfen dikkatinizi derse verin. Bu ders gelecekte açık ders malzemeleri sitesinde yayınlanacak. Ama tarihinden pek emin değilim. Bugün size 511 dersinde işleyeceğimiz kimya konularını tanıtacağım. Talimatlar ve sınavlar gibi ihtiyacınız olan pek çok konuda genel ve pratik bilgiler vereceğim. Ayrıca size öğretim üyelerini tanıtacağım. Ben Profesör Kathy Drennan. Bu dersteki öğretim üyelerinizden biriyim. Burası MIT olduğu için bir quizle başlayacağız. Not alacağınız bir quiz değil. Paniğe kapılmayın. Ama bana bu kişilerin kim olduğunu söylemenizi istiyorum. Bu kişi kim? Bu benim. Bu benim üniversiteden yıllık fotoğrafım. Peki, buradaki diğer kişi kim? Tekrar ediyorum. Bu ben değilim. Elizabeth Taylor da değil. Bu Lisa Kudrow. Onu French dizisindeki TV olarak tanıyorum. İkimiz de aynı zamanda aynı üniversiteye gittik. Hangi üniversite olduğunu bilen var mı? Evet, Vassar Üniversitesi. Çok güzel. Aynı yıl mezun olduk. Bilseniz bile bu yılı lütfen söylemeyin. Kendisiyle aynı yıl mezun olduk. Hakkımızdaki bilgilerinize dayanarak şunu soruyorum. Sizce Lisa Üniversitesi'ye ne okumak için gitti? Bilgisayar değil. Tiyatro, sürpriz biçimde hayır. Çekirdek mühendisi Vassar'da çeşitli sebeplerden dolayı hayır. Başka tahmin var mı? İngilizce değil. Biyoloji, evet duydum. Birisi biyoloji dedi. Sizce ben üniversiteye ne okumak için gittim? Tiyatro, doğru. Aslında aklımda kesin bir şey yoktu. Biyopsikoloji veya drama. Biyopsikolojiye bu dinlerde kognitif bilim denmekte. Aslında bunlar düşündüğüm iki meslektir. Sizce lise üniversitede ne okudu? Tiyatro? Hayır. Biyopsikoloji değil. Evet, biyoloji okudu. Peki, sizce ben ne okudum? Evet, doğru, kimya. Ve tabii ki mesleklerimiz, birisi artist, diğeri kimya profesörü. Eğer biri bana burada ne olduğunu soracak olursa, lise hakkındaki düşüncem bir Hollywood ailesinden gelmişti. Üniversiteye gitti ve şöyle dedi. Çok ilginç bulduğum bir şeyi okumak için bu iyi bir fırsat. Bu biyolojiydi. Sonra geri döndü ve aile mesleğine katıldı. Böylece profesyonel oyuncu oldu. Peki bana ne oldu? Söylemek zorundayım. Lisede kimyayı hiç sevmezdim. Bu yüzden üniversiteye kimya okumak için gitmeyi düşünmedim. Acaba lisede kimyayı neden sevmezdim? Sanırım bu tarz resimler yüzündendi. Kimya ve kimya arasındaki geçişi konuşmakla çok vakit harcamıştır. Bu tarz şeyler benim ilgimi hiç çekmez. Ve bu fotoğraflarda bana kişisel olarak çekici gelen hiçbir şey olmadı. Avogadro, onun sayısını beğenirim. Gerçekten ilginç bir insandı. Korkutucu görünen bir adam da değildi ama benim hiç ilgimi çekmedi. Üniversiteye gittiğimde bana eğer biyoloji veya biyopsikoloji okumayı düşünüyorsan
kimya dersini almak zorundasın dediler. Danışmanıma şöyle dedim. Hayır hayır, lisede kimya dersi aldım. Sizi temin ederim, kimyanın hayat bilimiyle hiç ilgisi yok. O da şöyle dedi. Böyle hissettiğin için üzgünüm ama bu doğru değil. Bu dersi bir şekilde almak zorundasın. Bu odadaki bazılarınız gibi genel kimya dersini istediğimden değil, zorunlu olduğum için aldım. Ve ben, bu odadaki bazılarınız gibi kimyanın oldukça eğlenceli olduğunu sonra keşfettim. Üniversitede gördüğüm kimya ile lisede gördüğüm kimya dersinin hiç benzemediğini o zaman fark ettim. Şimdi bu dönem işleyeceğimiz konuları tanıtıyorum. Elimizdeki müfredatlarda her gün ne işleyeceğimiz ile ilgili ayrıntılı bilgi var. Bu temel konuları yazmanıza gerek yok. Zamanla hepsine aşina olacaksınız. Oldukça basit ilkelerden başlayacağız. Atom teorileri, periyodik düzelge, bağlanma, molekül yapısı ve biraz da tarihten bahsedeceğiz. Daha çok modern kimya üzerine duracağız. Canlılardaki maddeler de dahil olmak üzere bütün maddelerin temel özellikleri işlenecek. Biyoloji ve kimya arasında bir bağ kurduğu için canlı kimyası benim çok ilgimi çeker. Sonra termodinamik ve kimyasal denge ile devam edeceğiz. Bunlar kimyasal tepkimelerle ilgilidir. Reaksiyonun istemli olup olmadığını söyler veya dengede tepkimenin hangi yöne kayacağını öngörür. Şüphesiz sadece tepkimenin olup olmayacağı değil, hızı da çok önemlidir. Bu kinetiktir. Bir tepkimenin hızını verir, bir biyokimyacı olarak ben kinetikle, özellikle enzim kinetiğiyle çok ilgileniyorum. Vücuttaki tepkimeleri katalizleyen moleküller üzerinde akıl yoruyorum. Ayrıca asit-baz dengeleri ve yükseltgenme indirgenme tepkimeleri ilgi alanıma giriyor. Gerçek şudur. Pek çok tepkime ya bazı asit-baz katalizörleri ile katalizlenir veya bazı yükseltgenme indirgenme tepkimelerinin bir parçasıdır. Bunlar temel tepkime türlerini temsil eder. Bir tepkimenin vücutta ya da deney tipinde olması önemli değildir. Çoğunlukla her ikisinde de aynı kurallar geçerlidir. Ayrıca geçiş metallerini de işleyeceğiz. Bunlar genelde lisede gördüğünüz şeyler değildir. Geçiş metalleri, yani periyodik çizelginin ortasındaki metaller, cidden eşsiz özelliklere sahiptir. Bunlar hem vücudumuzdaki tepkimelerde yer alırlar, hem de değişik yerlerde. Örneğin endüstride kullanılırlar. Hepsini bir araya toplarsak, ihtiyacımız olan temel bilgileri elde etmiş oluruz. Bu bir çeşit kimya müfredatıdır. Kimyadaki ana bilim dalları fizikokimya, organik kimya, inorganik kimya ve biyokimya her tür canlı bilim çalışmaları için temel bilgi sağlar ve iyi bir altyapı oluşturur. MIT'de olduğunuz ve bu sınıfta olduğunuz için sizi kutlarım. MIT'de hangi bölüme giderseniz gidin, burada öğreneceğiniz bilgiler size sağlam bir altyapı hazırlayacaktır. Bu derse genellikle kimyadan modern kimyaya geçiş tarihiyle başlarız. Fakat bu sene bunu atlamaya karar verdim. Bundan sorumlu değilsiniz. Bununla ilgili test soruları sorulmayacak. Eğer ilginizi çekiyorsa, MIT'de bu konuyla ilgili bir ders var. Sylvia Terramat tarafından verilen bu dersi izleyebilirsiniz. Bugün bunun yerine modern kimya ile ilgili birkaç örnek vereceğim. İnsanların neden kimya bilmesi gerekir? İnsanlar kimyayı ne yapacaklar? MIT'deki kimya araştırmaları nedir? Bu temel prensipleri nasıl kullanıyorlar? Bu derste bunlar hakkında konuşacağım. İş arkadaşım Profesör John Stubbe ile başlayalım. Biyolojik moleküller üzerinde çalışıyor. İlgilendiği şeylerden biri de antikanser ilacı olan gemcitabin. Gemcitabinin vücutta nasıl etki ettiğini araştırıyor. Bu ilaç bir enzimi inhibe eder ve bunun nasıl etki ettiğini anlamak istiyor. Enzimler amino asitlerden meydana gelmiştir. Uzun zincirli amino asitler bir araya gelerek proteinleri oluştururlar. Enzimler büyük protein molekülleridir ve vücudumuzdaki tepkimeleri katalizler. Stabil, gemcitabin molekülünün bir enzimi nasıl inhibe ettiğini anlamaya çalışıyor. Bu çalışmaları yapabilmesi için bu listedeki pek çok şeyi bilmesi gerekir. Şüphesiz temel prensipleri bilmeli. Enzim üzerinde çalıştığı için enzim katalizini bilmeli.
Ayrıca enzimlerin asit baz tepkimelerinde ve yükseltgenme indirgenme tepkimelerinde nasıl davrandığını bilmesi gerekir. Bu enzimde iki tane demir bulunur. Bu nedenle geçiş metalleri kimyasını bilmek zorunda. Bunların doğal reaktiflere nasıl bağlandığını, inhibitör olarak nasıl bağlandığını düşünmesi gerekir. Ayrıca dengede ne olduğunu, bu bağlanmanın termodinamiğini bilmesi gerekir. Buradaki tüm temel prensipleri bilmesi gerekir. Biyokimya araştırması için bu şeyler hepsi bilinmelidir. Stabi, REM stabinin nasıl çalıştığının anlaşılmasında büyük ilerlemeler sağlamıştır. REM stabin toksik değildir ve kemoterapi için çok uygundur. Moleküllerle çalışmanın yanı sıra kimyacılar çoğunlukla yeni moleküller yapmak ister. Tim Jameson gibi. Kendisi organik kimyacıdır. Belki de onu çevreyi korumanın için önemli olduğu hususundaki başlangıç tartışmalarında duymuşsunuzdur. Bu tartışmalarda okyanuslar hakkında, yağmur ormanları hakkında ve insanların bu bölgeleri korumak istemesinin nedenleri hakkında bir şeyler duyabilirsiniz. Çünkü bu bölgelerde pek çok doğal ürün bulunmaktadır. Doğal ürünler doğa tarafından üretilen şeylerdir. Çoğunlukla bitki ve deniz organizmalarından elde edilirler ve oldukça faydalı özellikleri sahiptirler. Bunlardan biri de antitümör özelliğidir. Kanser araştırmalarında uzun süredir kullanılmaktadırlar. Jameson laboratuvarında bu bileşiklerin nasıl sentezleneceğini çözdü. Bu çok önemlidir. Çünkü doğal organizmalar bunu yeteri kadar üretemez. Bu nedenle ilaç olarak kullanılması için bu bileşiklerin sentezlenmesi gerekir. Tim Jameson laboratuvarında bu bilgilerin pek çoğuna ihtiyaç duyar. Özellikle bağlar hakkında çok daha fazla şey bilmesi gerekir. Jameson, molekülleri sentezlerken yeni bağlar oluşturmak ister. Moleküllerin yapısı hakkında çok şey bilmeli. Çünkü yapı yanlış olursa ilaç bir işe yaramaz. Bunlardan çok miktarda yapmak istiyorsa, sistemin termodinamiği üzerinde, ayrıca kinetiği üzerinde düşünmeli. Çünkü tepkime hızını bilmesi gerekir. Bazen de tepkimeyi ayarlaması gerekir. Bunun için geçiş metali kullanması gerekebilir. Bütün bunlar organik kimyada Tim Jameson'un bilmesi gereken şeylerdir. Bu derste organik kimya dersine hazırlık yapmak için gereken bilgileri öğrenebileceksiniz. Moleküllerle çalışmaya veya onları sentezlemeye ilave olarak bazı kimyacılar molekülleri bulmak ve tayin etmek ister. Tim Swagger, laboratuvarında buharları belirleyen sensörler üzerinde çalışmakta ve onları tasarlamaktadır. Örneğin, TNT'yi tayin edebilen sensörler tasarlamaktadır. Bu çalışmalarında FIDO adını verdikleri robotik kol kullanıyorlar. Çünkü genelde doğada bu tür şeyleri bulan canlılar köpeklerdir. Bu nedenle böyle bir isim verilmiş. Bir köpeğin bir yerde patlayıcı olup olmadığını keşfetmek amacıyla gönderilmiş olması çok iyi bir şey değildir. Tabii ki patlayıcı maddeleri bu robotik kol ile aramak çok daha iyidir. Burada resmi görünen robotik kol Irak'ta kullanılmıştır. Bunu tasarlarken kimin bilmesi gereken temel prensiplere bakacak olursa, bu teknolojinin geliştirilmesinde indirgenme yükseltgenme bilgisi anahtar rol oynamaktadır. Bunu daha sonra konuşacağız. Son örneğim Alan Davidson'ın laboratuvarından. Alan bir inorganik kimyacı. Geçiş metallerini ve onların farklı özelliklerini çok sever. Bu bileşiği o tasarladı. Adı kardiyolit. Bu bileşik kalbin görüntülenmesinde kullanılıyor. Burada kalbi görüntülenmiş tanıdığı veya akrabası olan pek çok kişi olabilir. Bildiğiniz gibi kalp hastalıkları Amerika'da büyük bir sorundur. Kalbin görüntülenmesini kolaylaştıran kardiyolit gibi bir bileşiğe sahip olmak büyük bir şanstır. Burada yine geçiş metallerinin kendisine has özelliklerinin kullanıldığını görüyorsunuz. Bu derste bunları anlatacağız. Tekrar ediyorum. Bütün anlattıklarım modern kimyanın temelleridir. Size verdiğim örnekler günümüz kimyacıların üzerinde çalıştığı bazı konulardır. Dünyanın yüzde geldiği çeşitli konularda kimyanın nasıl müdahil olacağını görmüş olduk. Bu derste sadece bundan sonraki dersleri almak için yeterli altyapıya sahip olmayacak, aynı zamanda lisans düzeyinde araştırma yapmak için gerekli temel bilgileri de öğrenmiş olacaksınız. Burada benim laboratuvarıma girip lisans düzeyinde araştırma yapan ve 511 dersini alan bazı öğrencilerin resimleri görmektedir. 511'de oldukça sağlam bir altyapı kurulduğunu söyleyebilirim. MIT'ye geldiğinizde göreceğiniz şeyler
disiplin, öğrenme, empati ve daha önce öğrendiklerinizden çok daha farklı tarzda düşünün. Buraya geldiğinizde çalışmak istediğiniz şeyin gerçekten istediğiniz bir şey olmadığını keşfedebilirsiniz. Şunun altını çizmek istiyorum. Daha önce de bahsettiğim gibi ki bu doğrudur. Lisede kimyadan nefret ediyorum derdim. Ama şimdi her gün kimya ile iç içeyim ve hayatımın geri kalan her gününde iç içe olmaya devam edeceğim. Şu an kimyayı çok seviyorum. Söyleyeceğiniz şeylere dikkat edin. Nefret ettiğinizi söylediğiniz bir dersten daha sonra çok hoşlanmaya başlayabilirsiniz. Hatta mesleğin haline bile gelebilir. Herhangi bir konuda nefret ettiğini düşünen var mı? Bunlar daha sonra bana gelip yaşamlarında ne ile uğraştıklarını söylesinler. MIT'de her şey farklıdır. Açık fikirli olun. Yeni alanları araştırın. Bilim ve teknoloji şaşırtıcı avantajlara sahiptir. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Önünüze gelen her imkanı değerlendirin ve öğrenmekten keyif alın. Biraz kimyadan bahsettik ve bu derste işleyeceğimiz konuları gözden geçirdik. Biraz da kuralları ve izninizle yöntemleri konuşalım. Ama önce size iş arkadaşım Dr. Beth Vogel Tyler'ı tanıtacağım. Bu yıl bu dersi birlikte anlatacağız. Önce bir resmini koyayım. Birkaç dakika sonra kendisini göreceksiniz. Bütün kimya dersleri bir ekip ile anlatılır. Her dönemde farklı hocalarınız olur. İlk dönem biri, ikinci dönem diğeri anlatır. İlk dönem derslerinin çoğunu Dr. Taylor işleyecek. Ben ikinci dönem anlatacağım. Taylor sizi atom teorisinden termodinamiğe kadar getirecek. Ben kimyasal dengeyle başlayacağım. Sonra kinetik, yükseltgenme, indirgenme ve geçiş metallerini anlatacağım. Bu dersi sizlere verecek olan hocalar bizleriz. Geçmişte bazı öğrenciler bu durumu çok can sıkıcı bulmuştu. Tam bir hocanın ders anlatma tarzına alışmışken aniden diğer hocaya geçersiniz. Aslında bu doğru. Ama bazen her iki hocanızın anlatım tarzları çok farklı olmayabilir. McCain ve Palin çiftini düşünün. Dr. Taylor ile yaklaşık 1,5 yıl önce tanıştığımızda tarzlarımızın oldukça benzer olduğunu fark ettik. Dersleri birlikte anlatmak için bize çok ilginç geldi. Böylece dönem boyunca devamlılık sağlanabilecekti. Dr. Taylor materyallerin yarısını bahar döneminde anlatıyordu. Ben ise diğer yarısını güz döneminde anlatıyordum. İkimiz de güz döneminde birlikte anlatmamızın çok daha iyi olacağını düşündük. Birçok nedenden ötürü bunun hayata geçirilmesi oldukça zor ve karışık bir şeydir. Bir kampanya başlattık. Yaklaşık 1,5 sene birlikte anlatmak için seferberlikte bulunduk ve sonunda izin çıktı. Birkaç hafta önce Ağustos'ta bu izin garantilenmiş oldu. Bu ders başlayıncaya kadar da bilmiyordum. Şunu söylemek istiyorum. Doktor Taylor'ı sizinle tanıştıracağım için çok mutluyum. Bu dönem dersleri birlikte vereceğiz. Şimdi size ders kurallarından bazılarını anlatacak. Bazı ders kurallarına girmeden önce ben de kimyadaki geçmişini bir miktar anlatmak istiyorum. Dr. Drennan'ın bahsettiği gibi şu anda kimyacı olanlardan bazıları üniversitenin ilk yıllarında kimyacı olmayı hedeflememiştir. Aslında pek çok kimyacı ile konuşursanız, pek çok mezun olmuş öğrenci ve asistanla konuşursanız, geçmişlerinde kimyadan nefret ediyorum dediklerini itiraf etmişlerdir. Bu lafı çevremizde çok sık duyabiliriz. Bir kere söyledikten sonra da geri alamayız. Aslında zaman ilerledikçe ne olduğunu anlamadan kimyadan hoşlanmaya başladığımızı fark ediyorum. Biraz geriye gitmek istiyorum. Kimyaya başladığım ilk gün ben de sizin gibi bu sıralarda oturuyordum. Liseden mezun olduğumda kimya ilgimi çekmiyordu. Lisedeki kimya dersinden sadece bir tek şey hatırlıyorum. O da burada gösterdiğim genel iyonlardır. Aranızda bu genel iyonları öğrenmek zorunda bırakılan var mı? Aslında genel iyonları bilmeseniz de önemli değil. Bunları öğrenemediğimi çok iyi hatırlıyorum. Hatırladığım diğer şey ise şu. Kimyanın niçin önemli olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu. Bu moleküllerin ne olduklarını hiç anlamamıştım. Kimyasal tepkimelerle ilişkisini gerçekten anlayamamıştım. Mesela
Bir fosfat grubuna baktığınızda DNA için çok önemli olduğunu, proteinlerle ilgileniyorsanız bunun çok önemli bir grup olduğunu ve bir protein fonksiyonunun açık mı kapalı mı olduğunu belirlediğini bilmiyordum. Gerçekten kimya ile ilgili hiçbir kavrama sahip değildim. Üniversiteye başladığımda kimya benim için bir seçenek bile değildi. Birçok şeyle ilgileniyordum. Kimya bunlardan biri değildi. Ama ilgimi çeken konulardan biri biyolojiydi. Çünkü lisede laboratuvarda pek çok deney yapmıştık. Bu bölümü seviyordum. Farklı organların nasıl çalıştığını düşünmek, kalbin nasıl kan pompaladığını öğrenmek, karaciğerin nasıl çalıştığını bilmek bana çok ilginç gelmişti. Sonra hücresel düzeye indiğimizde biyoloji daha da ilgimi çekti. Vücudumuzun nasıl çalıştığını pek çok düzeyde anlamak ve hücre düzeyinde düşünmek çok ilginçti. Biyolojiyi zorunlu ders olarak seçtim. Aslında İngilizceyi zorunlu almayı düşünmüştüm. Ama sonra seçmeli olarak almaya karar verdim. Pek çoğunuz gibi MIT'de bir bilim dalının zorunlu olarak seçilmesinin daha iyi bir fikir olduğunu düşünüyordum. Çünkü bir tepkine seçip onu hafta sonu mutfağınızda uygulayamazdınız. Hayatınızın geri kalan kısmında yapacağınız bir şeyi zorunlu olarak seçmek daha iyi bir fikir gibi gelmişti. Sonra premet okumaya başladım. Aranızda premet dersi alan var mı? Çok güzel. Bu dersi niçin almak istediğimi anlayabilirsiniz. Bunun nedenlerinden biri, dersin temel bilimlerle biyolojiyle ilgili olmasıydı. İnsanlara yardım etmek istiyordum. Hem ilginç, hem bilim içeren, hem de insanlara yardım edecek bir kariyer sahibi olmak iyi bir fikir gibi gelmişti. Premet biyoloji benim için iyi bir başlangıç olacaktı. Böylece biyoloji sınıfına yazıldım. Sonra Profesör Deren'in gibi kimya dersi almak zorunda olduğunu öğrendim. Kişisel olarak kimyaya karşı nötr olduğum için çok rahatsız olmadım. İlk yarıda alıp ondan kurtulmanın iyi olacağını düşündüm. Nitekim öyle yaptım. Planım iyi gidiyordu. Sonra bir şey oldu. Kimyanın düşündüğümden çok daha zevkli olduğunu fark ettim. Benim premet biyoloji planım biraz sarsıntı geçirdi. Sarsılmasının nedeni ise kimya dersinde öğrendiğim yeni temel konulardı. Çünkü aynı zamanda biyoloji dersi de alıyordum. Kimyadaki genel kuralların biyolojiyle nasıl bağlantılı olduklarını gördüm. Bu noktada bir şey fark ettim. Aman tanrım, kimya tam bir biyoloji dedim. Ama daha derin bir düzeyden bakıyordum. Sonra bütün ilgim biyolojiden kimyaya kaydı. Çünkü artık her şeye moleküler düzeyden bakabiliyor, moleküler düzeyde düşünebiliyordum. Kimyada ilgimi çeken ilk yapı budur. Ne zaman öğrendiğini hatırlamıyorum. Kimyasal yapısına baktığımda mantığını ilk kez anladığım bileşik penisilindir. Burada penisilinin yapısını görüyorsunuz. Yapısını bilseniz de bilmeseniz de çoğunuzun penisilini tanıdığını biliyorum. Bu yapının en önemli kısmı buradaki 4 atomlu halka yani betalaktandır. Bu yapıyı ilk gördüğümde bu molekülün nasıl davrandığını hemen anladım. Çünkü kimya dersinden bazı şeyler öğrenmiştim. Mesela penisilinin yaptığı şeylerden biri bakteri hücre duvarını yapan enzimi inhibe etmektir. Kimyada öğrendiğim şeylerden biri şudur. Bir kısmınız bunu liseden biliyor olabilir veya bir süre sonra öğreneceksiniz. Mesela burada karbon 3 şeye bağlıdır. Bu bağ açısı kaç derece olmalı? Bilen var mı? Evet, 120 derece olmalı. Bunlar birbirinden mümkün olduğu kadar uzak durmak ister. Bu yüzden ideal açı 120 derecedir. Ama burada 4 üyeli bir halka var. Sizce buradaki açı kaç derece olmalı? Evet, 90 derece. Burada bir sorun var. Sistemler kendilerine mümkün olan en düşük enerjide tutmak ister. Halbuki bu sistemde halka gerginliği çok fazla. Yapıya bakıp neden bu kadar reaktif, neden bu kadar iyi bir ilaç olduğunu anladığımda çok heyecanlanmıştım. Çünkü penisilin bakteri hücre duvarını yapan enzimlerle karşı karşıya geldiğinde enzim bu 4 üyeli halkaya tepkimeye girip bu halkayı açıyor ve halka gerginliğini ortadan kaldırıyordu. Böylece açı 120 dereceye kadar açılıyor ve tekrar halka oluşturamıyor. Çünkü tekrar geri dönüp 90 dereceli yapı oluşturması imkansız. Bu durumda penisilin enzim molekülüne kilitleniyor ve bakteriler daha fazla hücre duvarı oluşturamıyor. Böylece penisilin bakteriyi öldürmüş oluyor. Bu kimya ile biyoloji arasında bulduğum ilk bağlantıydı. O kadar etkilenmiştim ki tüm bu molekülleri akademik seviyede öğrenmek istedim. İşler böyle olunca premetten vazgeçtim ve ana bilim dalı olarak kimyayı seçtim. Sonraki sorun organik kimya dersini aldığımda çıktı.
Eğer biyoloji konusunda kararlıysanız, organik kimya da almak zorundasınız. Lise olan size olabilir. Önceden uyarmak istedim. Organik kimyada çok daha farklı moleküllerle ilgilenmeye başladık. Ve bu bana çok ilginç geldi. Özellikle vitaminler ve ilaçlar çok ilgimi çekiyordu. Çünkü tıbba ve insan sağlığına özel bir ilgi duyuyordum. Aslında bunlar yıl boyunca kimya dersinde işleyeceğimiz konulara ait örnekler. Ayrıca öğreneceğimiz temel prensiplerle bunların fonksiyonları arasında bir bağlantı kurmaya ve nasıl işlediklerini anlamaya çalışacağız. Şimdi ne yapacağımı düşünmeye başladım. Kimya bilgimi kullanarak bu molekülleri sentezleyebilirdim. Yeni sentez yöntemleri geliştirebilirdim veya farklı moleküller sentezleyebilirdim. Aslında her şey lisans düzeyinde yaptığım bir araştırma ile başladı. Aranızda Europe programına katılmayı düşünen var mı? Şu anda içinizde araştırma yapmayı planlayan var mı? Çok güzel. Sizi uyarıyorum. Europe içinde araştırma yaptığınız konuya aşık olabilirsiniz. Bu geçen deneyimli yaz okulu öğrencilerimizden biri. Aynı zamanda trenet olmaya çalışıyor. Bu çok güzel. Çünkü ben laboratuvara girdiğimde bir daha çıkmak istememiştim. Bu yüzden trenet planlarımı bir köşeye atıp kimyaya döndüm. Beni teşvik eden şey şuydu. En baştaki niyetimi muhafaza ediyordum. Kimyada kariyer yaparak hem insanlara yardım edebilir hem de bilimle iç içe olabilirdim. Bir anda farkına vardım ki kimyacı olarak molekülleri sentezlemenin daha iyi yollarını bulabiliriz. Bu ilaç yapımında çok önemli bir şey. Yapabildiğimiz diğer bir şey ise kimya bilgilerimizi kullanarak biyolojik sistemleri anlamak. Böylece bir hastalığın neden olduğu mekanizmaları aydınlatabiliriz. Bu iki şey tipimi değiştirmeme neden oldu. Sonunda buraya geldim ve okuldan mezun oldum. Profesör Imperiali'nin laboratuvarında biyoorganik kimya çalışıyorum. Biyoorganik kimyada çok sevdiğim molekülleri sentezleyip bunları biyolojik sistemler üzerinde uyguluyorum. Trenet olarak başladım ve şu an bulunduğum noktadan çok memnunum. Şunu söylemeden geçmeyeceğim. Buradaki trenet öğrencilerini kimyaya çevirmeye çalışmıyorum. Bu şekilde yorumlamayın. Ben kimyada okurken o da arkadaşlarım tıbba gidiyordu. Yıllarca aramızda kimya ile ilgili çok ilginç konuşmalar yaptık. İlaçların kullanılması ve bunların moleküler düzeyde nasıl etki ettiğini konuştuk. Araştırmalarım hakkında bilgi veriyordum.